İlk önce size şunu söyleyeyim. 6 senedir büyük bir gururla bu görevi yerine getirmeye çalıştık. İyi gün kötü. Bu konuda benle birlikte hareket eden sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, basın kuruluşlarına ve bize her zaman yanımızda olan, bize her zaman destekleyen sevgili taraftarlarıma bu 6 sene boyunca bu gösterdikleri özveri, güven ve fedakarlık için teşekkür ediyorum. Şu anda işte dönem bir sene boyunca meyve veren ağaç taşlanır misali. Bandırmada sayısı 15-20'yi geçmeyecek. Canım onlar hakkında çok şey söylemek istiyor ama bir şey söylemeyeceğim. Onlar da Bandırma Spor'un dostları. İşte böyle hatalı transferler yaptılar. Bunları yaptılar. İşte kulübü bu kadar borçlandırdılar. Şu anda Bandırma Spor'un 3 trilyon 800 milyar civarı bir borcu var. Bu borç nereden oluştu? İlk önce onları size anlatayım. Bizim bundan önceki devraldığımızdan yönetimden deyince Sayın Adnan abi Adnan Erdem yanlış anlıyor. Adnan Erdem ve daha öncesine yani Bandırma Spor'un belki o son 4 dönemdir, 5 dönemdir, 6 dönemdir yönetimlerinden gelen son 25 yıl aşağı yukarı otopark ve belediyeye 56 milyar 6 sene öncesinden bahsediyorum size. Vergi dairesine 71 milyar. İşçilere tazminat olarak kulüp personeline 27 milyar. SSK'ya 261 milyar. Elektriğe de 173 milyar. 6 sene önce göreve geldiğimizin ertesi gün stadın elektriğini kestiler. Toplam 588 milyar lira işte Ozan Başkan'ın da dediği gibi son 25 senenin bir enkazı vardı. Bunları ödedik. Yapılan bir 6 sene boyunca yapılan yatırımlardan bahsedeyim size. Mevcut otoparka ve önceki damı akan Türk toprak mahsullerinin oradaki tesise, stada bu hale gelmeden önceki stada yani profesyonel olduktan sonra 6 sene amatörden 3. lige çıktığımız zaman federasyonun bunlar olmazsa olmaz dedikleri her sene boyunca yaptığımız aşağı yukarı otopark ve bu dediğim eski tesisle stada 450 milyar. Stadın şu andaki kapalı tribünde ve misafir tribünde dönemin belediye başkanından da o yeni kapalının direklerini almak şartıyla onlara para ödemedik. Belediye verdi bize onları. 492 milyar. Şu andaki mevcut antrenman sahasına belki çoğunuzun gidip görmediniz. İnşallah bir haftaya kadar bütün eksikleri tamamlanacak. Bir genç de A2 takımının da maç yapabileceği 3 tane soy içinde 3 tane soyunma odasının bir tane A takımın soyunabileceği toplam 4 tane soyunma odasının işte kondisyon merkezinin yönetim odalarının filan hakem odalarının olduğu antrenman sahasına 610 milyar lira. TOKİ'deki tesisleri bu hale getirinceye kadar yani mevcut kiralayıp da bu hale getirinceye kadar 190 milyar lira. Toplam 1 milyar 720 milyon lira para harcadık. Yönetim öncesi borçlarla birleştirildiğinde 2 trilyon 308 milyar ediyor. Aşağı yukarı bu ne demek? Biz bunların hiçbirini yapmasaydık. Yönetim öncesi borçlar da kardeşim bizi ilgilendirmez deseydik. Kulübü 1,5 trilyon lira 6 sene boyunca 1,5 trilyon lira borçlandırmış olacak. Yani senede 250 milyar lira kulübü borçlandırmış olacak. Gelin görün ki 6 sene önce A takımımızın bile idman sahası yoktu. Mevcut statta idman yapmamız doğru değildi. Sağ pazar günü maç oynadığımız için elverişli hale gelmiyordu. Erdek Belediyesi'nden, Gören Belediyesi'nden, Karacabey Belediyesi'nden, Manyas Belediyesi'nden, Dilenci gibi A takımın işte sizin statı kullanabilir mi, antrenman yapabilir mi diye izin almaya çalışıyorduk. Şu anda A takımında, genç takımında idman yapılacağı modern tesislere kavuştuk. Demin de söyledim, dama akan tesislerimiz vardı. Kulakları sınasın ekranda
Rıza'nın kaldığı arka üst köşedeki sağ köşedeki oda yağmur yağdığı zaman arkadaşlar odalarını değiştiriyordu. Şu anda ekibi çoğunuz gördü. Yine 5 yıldızlı otel konforunda ikinci ligin hakikaten üst kademesi sayılabilecek bir tesislere kavuştuk. Bandırma Spor'a biz veya bir başkası, sonuçta Mehmet Kılıçdaroğlu olması, Ahmet, Hasan Hüseyin olması fark etmez. Bandırma Spor'un ayaklarının üstünde durabilmesi için bunu defalarca söyledim. Otopark gelirleri kadar bir gelire ihtiyacı var diye. Burada bizden sonra hangi arkadaş gelirse gelsin, bu gelirlerle bu dükkanı götürme imkanı yok. Anlattık, sesimizi fazla duyuramadık herhalde. Bu Bandırma Spor'un hiçbir futbolcu almadan, hiçbir teknik direktör parası ödemeden, hiçbir prim ödemeden 1,5 trilyona yıllık masrafı var dedik. Bunu hala dosyanın bir tanesi elimde, bir tanesinde geçen bundan 3-4 ay önce yaptığım basın toplantısında basına da dağıttım. Ödendi dekontlarıyla, masraflarıyla. Ama hala anlatamadık. Sabit 1,5 trilyon lira giderin olduğu bir yer sadece otopark gelirlerinin kafa kafaya olduğu bir yer gibi düşünün. Hangi parayla esas bir futbol kulübünün giderini teşkil edecek? Hiçbir futbolcu alamıyorsunuz. Hiçbir teknik direktör getiremiyorsunuz. Hiçbir prim ödeyemiyorsunuz. Otopark gelirinin haricinde Bandırma Spor'un ne geliri var? İddiadan geçen sene aldığımız para 1,100 milyar lira. 1,080 milyar. Bu da başarıya endeksli. İşte iç sahada galip gelirseniz 50 milyar. Dış sahada galip gelirseniz 60 milyar. Dış saha iç saha beraber 30 milyar. Pardon 40 milyar. Mağlup olursanız 30 milyar daha girdiğiniz hafta. İşte 1 milyar 80 milyon geçen sene. Ki 3. lig ilk çıktığımız sene 2 sene 3. ligde kaldık. Bu sene de 3. senemiz 2. ligde. 3. ligde bunlar daha da kısıtlı. 145 milyar lira yayın hakkı geliri verdiler. Geçen sene başladı o Dijitürk'te. Onun dışında Bandırma Spor Vakfı'ndan yıllık 200 milyar civarı bir para geliyor. Bu gelirlerle o takımı kurma imkanı yok. Demin de söyledim, adının Mehmet, Ahmet olması hiç fark etmez. Bu şartlarda da bu onurla, gururla taşıdığım görevi bu şartlar değişinceye kadar yapmayacağım. Bu kongrede de aday olmayacağım. Bunun bu süreç içinde Ozan Başkanım'la Metin Yalçınkaya ile birlikte Sedat Başkanım'la görüştüm. Sedat Başkanım'la görüştüğüm zaman farklı şeyler konuştuk. Fakat şu anda Sedat Başkanım'la görüşeceğim konuları sizlerin huzurunda ilk önce sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra pazartesi veya salı günü yine Ozan Başkanı'na Metin Yalçınkaya ile birlikte Sedat Başkanı'na gidip bir kez daha tekrarlayacağım. Ben veya bir başkası kim gelirse gelsin, bunları belediyenin yapması gereken şeyler olarak düşünüyorum. İlk önce şu anda TOKİ'de olan bir güvenliğe bir para ödüyoruz biz. Şu anda belediyenin imkanları buna müsait. Oradaki TOKİ'deki güvenliği kendi güvenlik şirketiyle anlaşıp onu sağlayabilir. Şehir içinde kullandığımız arabanın mazotu veya deplasmanlara giderken arabaya koyacağımız mazotu belediye karşılayabilir. Antrenman sahasının bakımını şu anda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı bir süreyle mi alınır? Bunu belediye üstlenebilir. Bunun dışında birkaç tane daha çok önemli olmayan bir şeyler var. Tır park, mevcut kamyon garajını ve yeni kurulacak tır parkını Bandırma Spor'a verilmeli, vermeli, verecek. Bunun başka yolu yok. Bu istediğimiz şeyler, burada bir tek meclise gelecek şey tır parkı ve Roro'daki mevcut kamyon garajı ve Roro'nun kullanacağı tır parkı.
bu meclise geldiği zaman ben bir AK Partili ile hiçbir MHP'li arkadaşlarımla görüşmedim. CHP'li arkadaşlarımla da görüşmedim. Ama bu meclise geldiğinde şundan eminim ki meclisten oy çokluğuyla değil, Bandırma Spor'a verilmesi konusunda oy birliğiyle geçecektir. Yani benim istediğim toplam buradaki 3-4 madde gibi de görülse yıllık 600-700 milyar civarında Bandırma Spor'a katkı verecek. Bu verecek katkı sonucunda da hiçbir kanun, herhangi bir şikayet konusu olmayacak. Herhangi bir hem belediye başkanım için hem belediye meclis üyelerim için hiçbir kanuni sorumluluk getirmeyecek şeyler bekliyorum. Bunu da bu isteğimle bir spor kulübüne mevcut belediyelerin yaptığı yatırımları düşünürsek devede kulak olduğunu düşünüyorum. Ama bu 600-700 milyarlık bir bütçe bile Bandırma Spor için ek gelir olacaktır. En azından mevcut düzenin devam ettirebilmesini sağlayacaktır. Bu şartlar değişinceye kadar şahsım olarak aday olmayacağım. Şartlar değiştiği takdirde tekrar Sayın Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla mevcut düzende bir takım değişiklikler yaparak tekrar bu olayı gündemde getirip tekrar düşünebilirim. Ama bu şartlar değişinceye kadar ben aday olmayacağım sizlerin huzurunda. Bir kere daha söylüyorum. 6 senedir bana ve yönetim kuruluma gösterdiğiniz tüm destek, güven için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.